Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak ons altından bahsedeceğim. Rusya'nın Ukrayna karasularında konuşlandığının açıklanması sonrasında piyasalarda zayıflayan risk iştahı ons altında 1880 dolar seviyelerine yönelik ataklarını da beraberinde getirdi. Özellikle iki ülke arasındaki bu gerilime ilişkin dünya genelinden gelen olumsuz açıklamalar ile Rusya-Ukrayna sınırındaki bazı birliklerinin geri dönmeye başladığını duyurdu. Bu gelişmenin akabinde risk iştahında meydana gelen toparlanma ile güvenli limanlarda yaşanan ani yükselişin geri çekilme ivmesi ile karşılaştığını gördük. Ancak askerlerin geri çekilmesinin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından asılsız olduğunun belirtilmesi sonrasında emtiyadaki yükseliş eğiliminin de korunduğunu söyleyebilirim. Böylece ons altında fiyatlar 1890 seviyesine yönelik yükseliş hareketi içerisine girse de bu seviyeyi hala kalıcı olarak aşabilmiş değil. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında ise artan enflasyon görüntüsünün kaynaklı Fed'in faizleri artırmaya hazır olduğunun belirttiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine bağlı diğer gelişmelerin odak noktasında ise Ocak ayı perakende satışlar verisi yüzde beklentilerin bir miktar üzerinde gelirken, ülke sanayi üretimi ise Ocak ayında tahminlerini aştığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 248 bin kişi ile önceki haftanın üzerinde gelirken, inşaat izinleri aylık bazda %0,7 oranında artış gösterdi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise 16 ile tahminlerden oldukça altında kalırken, tüm bu bilgilerin ışığında dolarda yükselişler hafif baskılanırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %2 seviyesinin bir miktar altında yer aldığını görüyoruz. Bütün bu gelişmelerin akabinde ons altına teknik olarak baktığımızda 1890 seviyesinin üzerine test eden değerli metalde bu seviye üzerindeki kapanışların gerçekleşmesiyle alım potansiyellerinin 1910 dolar ve 1935 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Ancak olası bir 1890 seviyesinden yaşanabilecek olan dönüşlerde ise ilk geçiş noktası olarak 1870 dolar ve bu seviyenin altında ise 1850 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında Rusya-Ukrayna gerginliği ile ons altın tarafında yaşanılan alımların gram altın fiyatlarında 825 Türk lirası seviyesine yönelik atakları da beraberinde getirdiğini gördük. Özellikle Rusya'nın Ukrayna sularında konuşlanması sonrasında global piyasalarda endişeler artarken bu durum güvenli limanlara olan talebi tetiklemesiyle Rusya'nın askerlerini geri çektiği haberlerinin beraberinde ortalık bir miktar durulduğunu gördük. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna civarında kuvvetlerini çektiğini görmediklerini belirtmesi sonrasında ons altın tarafında korunan alıcı seyrin gram altın fiyatları tarafında da etkili olduğunu söylemek isterim. Diğer taraftan Fed'in 25-26 Ocak'ta düzenlenen Fed toplantısının tutanaklarında bankanın faiz oranını artırmaya ve
bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunun açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı bir miktar zayıfladı. Bu durumun Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde yarattığı artış sonrasında ons altının yükselişlerinde bir miktar baskılandığını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri bazlı veri akışında ise korunan pozitif seyrin doları güçlü tutmaya devam ettiğini görüyoruz. Yurt içi tarafta ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri %14 seviyesine sabit bırakması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın karar metninde liralaşma stratejisine atıfta bulunularak geniş kapsamlı politika çerçevesinin gözden geçirilmesine yönelik sürecin devam ettiğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ayrıca artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini de dile getirdi. Bu gelişmelerin akabinde dolar Türk lirası tarafında yaşanılan hafif aşağı yönlü ivmelenmeye rağmen gram altının 820 Türk lirası seviyesindeki hareketliliğinde korumaya devam ettirdiğini söylemek isterim. Bütün bu bilgilerin doğrultusunda daha çok ons altın kaynaklı yükseliş senaryosunu koruyan gram altın fiyatlarında 815 Türk lirası seviyesinin üzerinin görünümünün korunması durumunda yükselişlerin ilk olarak 835 Türk lirası ve bu seviyenin üzerinde ise alımların hız kazanması açısından da 860 Türk lirası ve 880 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Ancak olası bir 815 desteğinin kırılması durumunda ise düşüşlerin 795 Türk lirası desteği ile birlikte 775 ve 755 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.